Selam, Hollanda'daki evime yerleşelim serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. İlk videoyu seyretmediyseniz part 1 bence seyredin gelişimi görmek için. Bir de evin boş ayrı videosu var, ona da bakabilirsiniz. Neyse bu taşınma sürecinin son videosu olacak diye umuyorum. Artık bugün evin son halini göreceğiz, her şeyi yerleştireceğiz, güzelce dekorasyonu tamamlayacağız. Bir de Temu'dan alışveriş yaptım, onu açacağız. Temu siparişim burada, azıcık açtım çünkü protein shaker söylemiştim, onu kullanmam gerekti bugün. Şimdi kalanını beraber açalım. Bu videonun bu kısmı arkadaşlar bu arada Temu tarafından sponsorlu, size link aldım. Temu'yu biliyorsunuzdur, bir online alışveriş sitesi ve çok uygun fiyatlı şeyler var, şimdi göreceksiniz. Aşağıdaki linkten app'i indirip benim indirim kuponumu kullandığınızda benim bu aldığım şeylerden veya Temu'nun kendi seçimlerinden 3 ila 8 arasındaki ürünü ücretsiz olarak hediye alabiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt kodu girdiğinizde çıkacak zaten. Bu arada bütün kargolar ücretsiz. Türkiye'ye de gönderim yapıyorlar. Çok güzel şeyler aldım. Şimdi zaten açınca göreceksiniz. Özellikle çok heyecanlandığım bir tane ürün var. Bu arada bu promosyon arkadaşlar yeni kullanıcılar için. Yeni kullanıcıysanız app'i indirip ürünleri ücretsiz alabilirsiniz. Evet. Şimdi açmaya başlayalım. En heyecanlı parçayla başlamak istiyorum. Bununla değil de bir saniye. Şu. Şunun için o kadar heyecanlıyım ki anlatamam arkadaşlar. Bu Galaxy Projector. Bundan daha önce bende vardı. Ne zaman story atsam insanlar şey diyordu. Nereden aldın, çok güzel görünüyor falan. Ben de diyordum maalesef şeyden aldım. Hollanda'dan aldım. Türkiye'de var mı bilmiyorum diyordum. Bu bir lamba. Şimdi bütün perdeleri çekerim. Karanlıktan bakarız nasıl göründüğüne. Ay. Herhalde döndürebilmek için böyle yapmışlar. Şöyle uzaktan kumandası var. Evet, basıyoruz şimdi. 10. Ah! Şu an harika gerçekten. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bu müthiş bir şey ya. Gerçekten şu küçücük astronotun yaptığı işe bakar mısınız? Bir de şu lazer şeyi var. Ona basacağım şimdi ne oluyor diye, on off diye. Şeyleri açtı. Yeşil şeyleri arttı. Kapatalım şimdi. İyi, kapatamıyorum. Şu an mesela kapandı. Mesela böyle lazersiz oluyor. Sadece nebula. Veya lazeri açabiliyorsunuz. Açalım. Bu da lazerlisi. Böyle izleye izleye üst katta yatarım. Çok iyi. Çok beğendim ya. Bu yani 12 euroya alınacak gerçekten en iyi şey bence. Müthiş bir alet. İkinci parça bu. Bunu şeye yapıştıracağım. Camlara yapıştıracağım. Çünkü evin içerisinin görünmesini istemiyorum. Özel alan yaratmak için böyle bir şey aldım. Kolay cama yapıştırılabilir şeyler, bantlar. Buzlu cam yapıyor yani kısacası camı. Protein shaker'ımı göstereyim. Bunu arkadaşlar çoktan kullandım çünkü göstermiştim ya binada spor salonu var diye. Bugün oraya gittim. Spordan sonra şey için çok pratik oluyor. İçinde böyle şey de var, şöyle bir şeyi. Bunun içine şey atıyorum işte, bitkisel süt, bir de protein tozu atıyorum. İki tane de buz atıyorum. Sonra bunu böyle kapatıp çalkalıyorum. Spordan sonra hemen içiyorum. Severek kullanıyorum. Başka renkleri de vardı bu arada. Ben bu rengi seçtim. Bu neymiş? Bu şey, bunu mutfak rafına söyledim. Baharatlık arkadaşlar. Mutfakta büyük bir ada var. Oranın üzeri genelde dağınık oluyor ister istemez. Bir tane böyle dönmeli şey söyledim. Baharatlık söyledim. Her şeyi onun içine koyacağım. Böylece her şey elimin altında olacak ama mutfakta dağılmayacak diye düşündüm. Arkadaşlar bence çok iyi oldu. Sadece şu buraya gitmedi sanki. Bunu bütün bir kahve araması. Bunu şuraya yapayım bence. Şeyler orada. Nescafe, çay, maya falan orada. Bunu da aslında daha şeylerim var böyle. Daha bir sürü baharatım var ama bunlar plastikte olduğu için buraya koysam güzel görünmeyecek gibi hissediyorum. O yüzden bunlara ayrı baharatlık alacağım. Ondan sonra bunun içine koyacağım. Bunu banyoya söyledim arkadaşlar. Duşakabinin çıkışına koyacağım halı. Bence gayet hoş. Banyoma ruh katsın biraz. Bence gayet tatlı oldu. Banyonun rengine de uydu. Zaten duvar kırmızı olduğu için çok fazla bir renk seçeneğim yoktu. Griyle bence gayet iyi oldu. Çatal bıçak söyledim. Ve benim ev eşyalı ama sadece böyle 3-4 tane falan şey var. Çatal kaşık vardı. Bunlara çok ihtiyacım vardı. Gayet kaliteli.
Bu arada Türkiye'deki son fiyatlar nasıl bilmiyorum ama Temu'da bunun fiyatı Hollanda'daki genel fiyatlara göre bence inanılmaz uygun. İnanılmaz uygun yani ve kalitesi de iyi olduğu için söylemenizi öneririm. Başka. Aa, bu ne diye düşünüyorum. Bakın bu çok güzel bir şey. Bunu niçin aldım biliyor musunuz? Benim bu çocuğum için aldım. Bu çocuğumu asacağız. Benim çünkü bebeğim aşağı doğru büyüyor. O yüzden aşağı doğru büyüyünce de bunun kenarına koyduğumda camın kenarına aşağı giden yaprakları güneş almıyor. O yüzden şimdi buna yeni bir yuva olacak bu. Hemen asalım bunu ya. Şöyle. Biraz büyük mü söylemişim acaba boyunu? Bir küçük boy da olurmuş. Bunun iki farklı boyu vardı. Ben büyüğünü söyledim ama galiba küçüğü de olurmuş. Ama bence büyük olmasının bir zararı olmaz. Şimdi bunu nasıl asacağımı, nereye asacağımı çözmem lazım. Üst kattan asarsam aşağı doğru sarkabilir bence. Şöyle şimdilik böyle astım ama bence oraya hiç olmadı ya. Çünkü birinci sıra onu nasıl sulayacağım orada? Buna yeni bir yer bulmamız lazım. Bunu ben söylemedim ama sepeti komple görüntüleyince bunu eklediklerini gördüm. Sanırım Temu eklemiş ekstra bir şey göndermek için hediye. Koltuk desteği. Ya var ya aslında aşırı ihtiyacım olan bir şey çünkü ben şuna oturuyorum ve altıma koltuk minderi koymuştum ama bunun yeri burası. O yüzden Hızır gibi yetişti. Denendi, onaylandı. Evden çok çalışmıyorum. Maalesef ayda 2 gün evden çalışmam var ama evden çalıştığım günlerde bence bunu çok güzel kullanabilirim yani. Şöyle bir şey aslında arkadaşlar içinde. Evet, Temu paketimi bitirdik. Bu sonuncu şeymiş içinden çıkan. Şimdi benim kendi eşyalarım var. Önceki evden getirdiğim. Onları yerleştireceğim. Işıklarımı, fotoğraflarımı falan ve evi bitireceğiz artık. Arkadaşlar bu arada Türkiye'den sipariş verecekseniz eğer, Türkiye'ye maalesef ki ben bu videoyu çekerken yeni bir vergi düzenlemesi gelmiş. O yüzden 30 euronun altında olması gerekiyormuş gümrük ödememeniz için diye duydum. Ama konunun uzmanı değilim, bir bakın tutarı şey yapın, teyit edin. Zaten Temu'nun gönderim tutarı da minimum 20 euro. 20 euro ile 30 euro arasında bir alışveriş yaparsanız sıkıntısız şekilde alacağınızı düşünüyorum. Daha önce Temu'dan alışveriş yapmış bir arkadaşım var Türkiye'den. Onun RL'nin linkini de aşağıya bırakacağım. Onun alışveriş yaptığı dönemde 150 euroydu. Eşik. Şimdi daha az diyebiliyorum. Yani süreç aynı, sadece maksimum sipariş tutarı değişti diyebiliyorum. Şimdi benim şöyle ışıklarım var arkadaşlar. Bunu asacağız. Nereye asacağız? Şuralara asacağız. Benim asma kattı ya. Oradan ışıl ışıl aşağıya aydan atacak. Arkadaşlar bunu yukarı taşıdım. Bence çok daha iyi oldu. Yatağımın kenarından hemen sulayabilirim. Bu da düşündüğüm kadar uzun çıkmadı. Burayı tamamen kapatmayacaktı. O yüzden aşağıya doğru sarkıttım. Bence çok iyi oldu. Şimdi şunu dolduracağım. Bunu doldurduktan sonra şunun başını da onun üstüne takacağım. Orası böyle daha da güzel olacak bence. Hemen şuna fotoğrafları yapıştıralım. Ben getirdiğim bütün anı fotoğrafları falan bunun içinde. Instax'ım vardı, onunla çektiğim şeyler var. Buraya mandalla koyacağız. Şöyle renkli mandallarım var. Şöyle. Bunlar da fotoğraflar. Doğum günü kartları falan, böyle arkadaşlarımın bana yazdığı şeyler. Şu neymiş ya? Ha, bu Krakow'dan aldığım şehir rehberi. Bunu da koyarız. Güzel olacak ya. Heyecanlıyım şu an. Aa, sizi çok özledim. Evet arkadaşlar, ben buranın son halinden çok memnun kaldım. Bence şu yelpazem de çok güzel oldu oraya gerçekten. Ama hala biraz boş olduğunu düşünüyorum. Şu alttaki rafa belki bir şeyler ayarlanabilir. Bir de resim yapmak istiyorum bir tane küçük. Belki onu da şuraya koyarım. Böyle küçük bir tuvalim var çünkü. Şunları taşırım oradan. İlhamım da şöyle bir şey, ördek yapmak istiyorum. Böyle bir şey yapmaya zaman bulabilirsem eğer koyacağım. Bence oldu. Başka bir günden selam arkadaşlar. Bugün bütün gün temizlik yaptım. Bu pazarımı temizliğe ayırdım. Villadaydı, süpürgeydi. Dur, çok güneş. Her şeyi hallettim, her yeri topladım ve artık bence ev hazır. Hemen bir turlayalım. Bir iki tane şey kaldı sadece. Onları da anlatacağım.
Bence genel olarak çok güzel oldu. Çok derli toplu ve huzurlu duruyor. Ne sıkıntı? Mesela şurada arkadaşlar benim şey patladı. Mikrodalga ve fırınım bozuldu. O tamir olacak. O kaldı. Şurası biraz kalabalık. Oradaki bazı montları depoya indireceğim. Bir yandan da indiresim gelmiyor. Çünkü hava her an çok soğuk olabiliyor Hollanda'da. Bu mutfak adası inanılmaz düzenli ve toplu. Bu çok iş gördü bence her şeyin toplu durması açısından. Şunu da böyle temizlik yaparken çekmiştim. Yerine itelim. Bunları bir hizalamam lazım sanki. Evet, şu an daha iyi duruyor bence. Asıl favori yerim arkadaşlar salon. Burası bence çok tatlı oldu. Ofis seyrediyordum ben de biraz dinlenmek için. Koltuk falan da güzel duruyor. Kumandalarım bol. Gördüğünüz gibi ışıklarım için. Işıkla çok iyi iş çıkardım. Akşam burası da çok güzel oluyor. Akşam size göstereceğim. Bir de göstermek istediğim bir şey daha var. O da şu. Bunu da ben yine Temu'dan almıştım. Bu sponsorsuz. Ben bunu aldığımda Temu'yla hiçbir iletişimim yoktu. Bir sene falan oldu alalı. Arkadaşlar bu da Sunset Lamp yazın. Temu'da çıkıyor. 2 euroya aldım diye hatırlıyorum. Bu çok güzel iş yapıyor. Burada arkadaşlar büyük bir eksik var. O da halı. Çünkü halı yıkamacı gelmedi. Öyle olunca ben de halıyı depoya kaldırdım şimdilik. Böyle gri tüylü bir halı. Üst katta en son dolabı kurmuştuk. Ondan beri bir değişiklik yok arkadaşlar. O yüzden çekmiyorum. Şuraya sadece duvar halısı asacağım annem getirdiğinde. Bu ışıklandırma işini bence ben çözdüm. Gece, dün gece ev o kadar güzeldi ki bu gece tekrar göstereceğim size. Şimdi 3 tane ışığım oldu totalde. Şunu saymıyorum, onu yakmadım. Belki onu da yakarım. Ama o çok gitmeyebilir. 3 ışık, bir tanesi bildiğiniz smart lamp. Oluyor ya şu, şunlar. İşte ışığı ayarlanabiliyor. Bu, şu sunset lamp. Bir de benim bu küçük astronotu. Birleştirdiğimde arkadaşlar, gece bu ev mükemmel oluyor gerçekten. Onu da videonun sonuna koyacağım. O kısmı akşam çeker koyarım hava kararınca. Şimdilik vedalaşalım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bütün bu evsiz kalma, ev bulma, taşınma ve eve yerleşme sürecime eşlik ettiğiniz için. Kendinize iyi bakın. Evet canım takipçilerim. Anlat Merve'nin ışık şovuna hazır mısınız? 3, 2, 1. Tada! Çok iyi olmamış mı ya? Lamba 1, lamba 2, lamba 3 ve lamba 4'ün inanılmaz uyumu. Şöyle... Müthiş bir şey yani. Evden çıkamasım gelmiyor benim şu an gerçekten. Şimdi şu sunset lampın diğer renklerini göstereyim size. Bakın şimdi sarı yapalım. Allah'ım daha da güzel oldu. Daha da güzel oldu. Şu an deliriyorum. Bir de ben ne yaptım dün? Ben mor yapmıştım. Ters tutuyorum kumandayı. Evet. Evet gerçekten. Yani Norveç'e gitmiş kadar oldum gerçekten. Evet, bu ışıklar beni çok mutlu ettiği için sizinle de paylaşmak istedim. Görüşürüz.